Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan Narin Güran, cinayetinden tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Sabah'a konuştu. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi tüm gerçekleri itiraf etti. Güran ailesi Nevzat'ın ailesine bakın ne teklif etmiş. Narin'i öldüren bakın kimmiş. Videoyu izlediğinizde şok olacaksınız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan Narin Güran, cinayetinden tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Sabah'a konuştu. "Biz Güran ailesiyle kardeş, hatta bir aile gibiydik." ifadelerini kullanan V. Bahtiyar şöyle konuştu. "Birbirimizi sever, sayardık. Benim ağabeyim bu cinayetin kurbanı oldu. Ağabeyim Salim Güran'ı çok iyi tanıyor. Bu cinayeti de Nevzat ağabeyime yüklemeye çalışıyor. Herhangi bir delil, kanıt varsa devlete teslim etsin ve devlet de gereğini yapacaktır. Arif Güran, bu cinayet nedeniyle abimi suçluyor. Eğer Arif'in elinde bir kanıt varsa bunu savcıya versin. Her şey ortada, devlet cinayetle ilgili her şeyi ortaya çıkardı. Nevzat ile cezaevinde görüştük." ifadesindekilerin aynısını anlattı. Salim ile onu aramış, Arif'in evine gitmiş ve Narin'in cesedini yerde görmüş. Bunları olayı bize de anlattı. "Biz devletimize güveniyoruz, adalete güveniyoruz. Ayın 7'sinde her şey ortaya çıkacaktır. Abim de öldürmüşse de cezasını çeksin. Her kim yapmışsa cezasını çeksin. Ben burada abimi de savunmuyorum. Ben burada abimi savunmuyorsam, onlar da kendi abilerini savunmasın." Salim Güran'ın amcası Ali Rıza Güran'ın komşu köyde biriyle görüştüğünü belirten Nevzat'ın kardeşi şu iddialarda bulundu. "Bizim Nevzat'la görüşmemizi isteyerek suçu üstlensin, köyde toprak vereceğiz" vaadinde bulunmuş. "Para vereceğiz, evlerini geri getirmelerine yardım edeceğiz" demiş. "Biz kabul etmedik, öyle şeylere muhtaç da değiliz. Bir köy değil 70 köy de verseler bunu asla kabul etmiyoruz. Bu olayla ilgili ifade istenirse savcıya, jandarmaya ifade veririz. Narin'i öldüren Salim Güran'dır.